Ya da tweet'i deneyin. Bunu git. Ne zor. 2 saniye. Resim çek. Bu ne? Video kaydını durdur. Bu ne? Buradan yerleştirmek. Ha, böyle olur herhalde. Merhabalar arkadaşlar. Ya 6 ay olmuş video yapmadım. Yorumlarda hep soruyorsunuz neredesin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye yani. Kamerayı öne bilerek ayarladım, hiç kendimi göstermeye gerek yok. Ne bileyim, böyle daha iyi. Azıcık da evin önünü görün. Ne yapıyorsunuz, hadi anlatın. Açtım videoyu. Neyse, azıcık şarkı müzik dinleyelim bari. Biraz ben de düşüneyim arada, ne anlatsam ne konuşsam diye. Bu arada konuşuruz gene de. Ben iyiyim, beni merak etmeyin. Keyfim yerinde, bir sıkıntı yok. Yalnız işte biraz şunu kısalım da kendim, sesim çok, nasıl diyeyim, az gelir gibi, öyle hissettim. Keyfim yerinde, bir sıkıntı yok. Yalnız işte her zaman öyle müzik olmuyor biraz. Yani sırf müzik yapmak, yani yapmış olmak için müzik yapmak da istemiyorum. Onun için yani ara verdim biraz. Yine başlayacağız, merak etmeyin. Sezon finaliydi o. Biraz uzun oldu biliyorum. Ama olmuyor işte her zaman. Siz de bilirsiniz yani. Bilen bilir. Son gelişmelerini size anlatayım. Bunu hiç anlatmamıştım daha önce. Yani hep anlatayım dedim de ne bileyim, çekindim biraz. Yani kendime göre biraz düşündüm yani, öyle diyeyim. Bu şey var. Neydi? Yokluğuna alışamadım. Artı karşılıksız sevenler diye 2 tane müzik videom var. Onlar ikisini ben uydurmuştum zamanında. Onların telif haklarını aldım. Spotify'da görürsünüz. Onun hesaplarını da bırakırım. Linklerini açıklamaya koyarım. İsteyen oradan dinler, isteyen YouTube'dan, hiç fark etmez. Yani alayım dedim ya. Yarın bir gün geberip gidersek bir şey olmasın, başımız ağrımasın diye veya ne bileyim. Ortalık değişik yani, onun için. Yoksa hani öyle bir niyetim yok yani. Farklı bir şey düşündüğüm yok yani. Şimdi yazacaklar altına işte, bir sürü şey yazarlar bilirim. Az ötede oynayın diyoruz. Gene geliyorlar, gene bir şey bulurlar onun için. Böyle daha iyi. Şimdiden açıklayayım size. Daha birkaç tane var, onların da yani alabildiğim kadar yani müziklerin telif haklarını alma niyetim var şu sıralar. Yaptık bir şeyler bakalım. Hayırlısı. Arabayı soruyor bazı arkadaşlar. Benim şeyi Anadolu soruyorlar. Hala duruyor. Arada geliyorum işte, içini söküyorum, bir şeyler temizliyorum, yapıyorum, boyalanıyorum, çıkıyorum. Öyle yani. Ona da acele etmeyin yani, o araba şu an çekme belgeli yani, trafiğe çıksa ya çıkmaz, cezası olmaz yani, bir şeysi yok. Bu müziği sevdim ya, bir daha açalım bunu. Telif yiyeceğiz ama neyse. Aman sizin için bir şey olmaz. Ondan sonra o dursun yani. Lastiklerini söktüm, önler biraz sıkıntılı. Yani nasıl anlatayım, oturmuş için onu biraz uğraşmam lazım da yaparız ya kafamıza esince. Boşver, arabası batsın ne olacak. Ondan sonra yani böyle arkadaşlar, değişen bir şey yok, biz de hep aynı. Köy işleri, köydeyiz hala. Ondan sonra bir de bilgisayarı yaktım ben. Alengirli işler hep beni bulur yani, biliyorsunuz. Onu da yapmam lazım. Bakalım hepsine sıra gelecek. Hangisine kafa mesela, ne zaman yapmaya karar verirsem artık bilmiyorum. Geçen bir arkadaş sormuş. 6 ay oldu, neredesin diye. Ha, buradayım. Gördüğün yani, duyduğun gibi beni görmüyorsunuz da. Yine bizim enişte dodosun içindeyiz. Eniştemiz yok ama yanımızda, tek başımayız.
Böyle yani. Bugün de cuma. Cumanız da mübarek olsun bu arada. Söylemeden geçmeyelim. Ya arkadaşlar, teşekkür ederim. 11.500 mü 600 mü öyle bir şey olmuş YouTube. Ben en son 10.000 demin öyle bir şey, 9-10.000 küsur bir şeydi, bıraktım herhalde, öyle hatırlıyorum. Yani sevenden de sevmeyenden de Allah razı olsun, ne diyeyim. Yorumlarınızı okuyorum. Öyle. Daha ne vardı ki ya, dur. Unuttum bak. İşte mikrofonu böyle şey, kameraya açınca böyle unutuyorum. Bugün de hava iyi burada dışarıda. Yani nasıl diyeyim? Öyle mont giyilmez. Öyle yani, soğuk yok. Son günler herhalde. Kış geliyor yine. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İnşallah kimse COVID olmamıştır. COVID diyorum ben ona. Millet COVID diyor da. Bazı arkadaşlarım var. Onlar biliyorlar kendilerini. Hiç yalnız bırakmıyorlar, sağ olsunlar. Hep görüşüyoruz. Arıyorlar, yazıyorlar, sağ olsunlar. Onlar biliyor kendilerini. Hiç isim vermeye gerek yok buradan. Ya arkadaşlar, ha hatırlanmışken onu da anlatayım. YouTube'da geçen kendimi arattım, öyle canım sıkıldı, ne yapsak ki ne etsek dedim, öyle düşündüm. Dur bakayım dedim, benimle ilgili müzikleri falan bir arattırdım. Bazı arkadaşlar karaoke müzikleri almış söylemiş. Ya ne adamsınız ya. Ben o kadar öyle yani, nota falan bilmem yani, bana öyle pek bakmayın. Öyle çalıyoruz ediyoruz da, bunu daha önce videolarımda söyledim. Nota falan hiç bilmem ben yani. Yani buna rağmen dinliyorsunuz, işte ne bileyim söyleyen oluyor, ne bileyim yani bir sürü şey. Ne diyeyim ya? Daha ne denir ki? Diyecek bir şey bulamıyorum. Instagram, Facebook desen hala arkadaşlık, takip istekleri geliyor. Ben dedim herhalde bir şey olmaz bundan sonra, artık buraya kadar dedim de bırakmadınız, sağ olun. Düğün işleri açıldı bu sene, biraz millete evlendik. Biliyorsunuz düğünlere gidiyoruz ama düğünlerde video olmuyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor, düğünde video çek. Ama olmuyor işte şeyden, siz söyleyin. Şimdi ailenin yani kendi düğünü, adama diyemem ki ben video çekeceğim diye, ne bileyim olmaz. Ben yapamam yani. Onun için şunu dinleyelim bari, belki telif yemeyiz bundan. Korkuyorum videoyu silecekler diye, yoksa bir şey olduğundan değil. Yani bir de arkadaş şey oluyor yani, insanın kafa rahat olmuyor, anladın mı? Aman diyorum bir şey olacak, aman yani şu iş düzgün bitsin diye uğraşıyorum. O arada hiç video mi değişmiş aklına gelmiyor insanın. Onun için yani özür dilerim, öyle video yapamam. Hani olur Instagram'da öyle kısa kısa hikaye paylaşırım denk gelirse, veya ne bileyim öyle şeyler yani, bunun gibi. O olur. Bizde durumlar böyle. Daha ne vardı ki ya? Dur, daha ben bir şey anlatacak mıydım ya? Bir de bir mevzu daha var. Şimdi nasıl anlatayım onu size? Geçen konuştuk o arkadaştan da. Sadece aklıma geldi, öyle anlatayım. Bazı arkadaşlar şey sanıyorlar. Ben telifsiz müzik paylaşıp telif atıyorum zannediyorlar. Öyle bir şey yok. İnanmazsınız, daha hiç bugüne kadar kimseye yani ne telif attım ne hiç öyle uğraşmadım. Ama şunu da bilin yani, ben kendim yani kendim yaptığım müziklerden, bu uydurmasyonları yani uydurduğum müzikleri demiyorum. İşte diğer işte Cengiz Kurtoğlu'nun falan filan, ben onlardan bile telif yiyorum yani, siz düşünün. Yani bunu bilin, ona göre yazın ne yazacaksanız, ne söyleyecekseniz. Ama canı sağ olsun, olsun. Ben takılmıyorum zaten. Çünkü biliyorum neyin ne olduğunu. Olsun, canı sağ olsun. Ne yapalım?
Ben öyle yani nasıl diyeyim? Bunu daha önce de söyledim. Ben öyle çok işte takip edilsin, izlensin, dinlensin falan yani onun için videoya başlamadım bu işe yani. Ben öyle nasıl diyeyim? Anı kalsın yani yarın bir gün. Şimdi mesela bazen canım sıkılıyor öyle. Bir açıyorum eski videolara bakıyorum. Aa diyorum ya ne zaman geçmiş falan yani onun gibi. Ondan. Onun için yani öyle işim olmaz öyle telifle falan uğraşmam yani. Çünkü benim kafamda hani şöyle bir hesap var. Misal veriyorum bunu hani gene alınmayın. Yanlış anlamasın kimse. Biri mesela bizim müziği alıp kullandığı zaman ha diyorum bak hoşuna gitmiş ki kullanıyor yani. Ben öyle düşünürüm. Onun için takılmayın ya boşver aman sen de. Yine çığlığım düştü ha. Kaç dakika oldu bilmiyorum hiç bakmadım da. Hiç yoksa 12-13 dakikası vardır. Eskiden şimdi sorarsınız bilirim. Motorla falan video yapıyordun ya o da sıktı artık. Aynı şeyleri dön dolaş bir şey yok onda. Bakma böyle arabada böyle video yapıyorum bilerek müzikle işte. Hem biraz kafa dinliyorum hem size anlatıyorum işte bir şey olduğu zaman böyle işte bunun gibi. Daha ne vardı ki ya? Laf bitti. Böyle yani. Bizi durumlar bu. Ya arkadaş bak şu arabayı yapıyorsunuz eyvallah. Şunun siri çalarını insan ne böyle track yapmışlar. Yani track yazıyorsun. Kaç tane alıyor? En baba alsın 22-23 tane şarkı alıyor. O da zorlarsan. Onda ya, şunu yap normal yap. MP3 yazalım direkt. 50-100 tane neyse. Koca CD'likle geziyorum burada arabanın içinde ya. Fiyat işte ne olacak? Aklıma geldi de ondan söyleyeyim dedim yani yoksa bir şey olduğundan değil. Hadi ne yapsak ki bir de dinleyelim de. Allah'tan görmüyorum ha dışarıda millet bana bakar şimdi. Bu ne konuşuyor kendi kendine diye. Ondan bir tuhaf olurum ne bileyim. Kamerayı da hiç oynatmıyorum inşallah görüntü iyidir ha. Bilerek cama sabitledim elimle sağa sola çevirmeyeyim kafanız dönmesin diye. Valla siz sıkılmazsanız yani böyle videolardan ben yaparım yani böyle arada canım sıkıldıkça açarım böyle konuşuruz anlatırız. Çünkü görüyorum şimdi tamam bakmıyoruz da arada yani dikkat ediyorum böyle kim neyi izliyor kim ne seviyor gibisine bakmak için. Böyle çene videolarını pek sevmiyoruz bunu biliyorum. Müzik bekliyoruz. Ama siz de haklısınız ne yapayım. Sıcak oldu camı da açamayız şimdi ya neyse bir açalım bari. Neyse şimdi müzik durur açarsın. Arabanın içinde yandım ya sıcak. Güneşleri değil ha aslında. Hafiften belki arkadan biraz geliyordur. Önden bir şey gelmiyor. Etrafa bakıyorum sanki araba sürüyormuşuz gibi. Onun için böyle sesim sağa sola kayıyor olabilir. Ne olacaksa alışmışız böyle direksiyona geçince. Öyle yani. Hala şoförlüğe devam ediyoruz. Araba, traktör, motor cinsinden sürmeye devam yani. Bunda bir değişiklik yok. Ondan sonra
Ederiz ya, arabalar başka ya. Benim için çok değişik yerleri var. Hepsinin ayrı ayrı yeri var yani. Severim. Bakarsan yürür, bakmazsan durur. Öyle bir şey yani. O da her şey senin elinde yani. Çevir marşı gitsin. Onun için severim yani öyle. Bazı insanlar gibi değil yani, onu demek istiyorum. Çok konuştum yine. Allah yardımcınız olsun izlerken. Öyle. Hadi siz konuşun biraz da müzik bitene kadar. Arabayı da bir temizlemem lazım da kim uğraşacak ama. Buradan da rahmetli Ali abi yanmış olalım. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun bir kere daha. Ne bileyim ya. Eski günlerimi özlüyorum ya. Ne güzeldi öyle müzik yapardık hep. İnsan arıyor. Biraz da ona alışmaya uğraşıyorum biliyor musun? Yani kaç sene? 4 sene mi olacak şimdi? Tabii. Buradan bir konuya da açıklık getireyim. Aklıma geldi şimdi. Bazı arkadaşlar soruyor işte müziklerini videoya koyalım, açıklamaya işte kanal linkini koyarız falan gibisinden. Koyabilirsiniz tabii ki de, hiç sorun yok. Ne geliyor sırada? Aha bu geliyor. Ne yapsak ki arkadaş? 2. Sorarsınız şimdi. Söyleyeyim ama Ali abinin kanalında bunları ben yüklemedim. Bazı arkadaşlar bunları da benim yaptığımı düşünüyorlar, öyle yazıyorlar. Ben ne yapsak ki arkadaş, sen söyle, 28'de başladım. Yani öncesi yok. Ona göre yazın yani, telif yerseniz o benimle ilgisi yok. Bir kanal vardı unuttum, onlar yapmışlar zamanında, kaç sene önce. Ben en son tabii 28 mi 20 yani 20 küsürlü bir şeydi en son. O zaman başladım ne yapsak ki? O zaman biz müzik yapmaya başladık yani. Zaten belli olur, kalitelerinden belli olur yani. Bir buna bak, bir bizim yaptıklarımıza bak. O zaman acemiydik daha bir şey yani, kendi kendimi öğrendim hep. Ben bu kayıt işlerini de onun için diyorum. Şimdi buna da bir şey bulurlar. Yani şunu demek istedim. Ben ilk... Bak 20 dakika doldu, radyoyu kapattı. Ben ilk mesela ilk müzikler ve kaliteleri iyi değildi. Onu demek istedim yani. Şimdi diyecekler kendini övüyor bak. Sevmem öyle biliyorsunuz da. İşte bazı insanlara açıklama yapmam lazım oluyor. Yazar şimdi oraya, canımı sıkılır durduk yere. Ya artık konuşmaya da çekiniyorum şurada biri bir şey diyecek diye ya. Ne bileyim. Çünkü hep görüyorum böyle sevdiğim bazı YouTube sayfaları var. Görüyorum hep altına adam espri yapıyor yani, şaka takılıyor orada. Adam yazmış altına ya bir önceki videolarına bak, bir bak, bir tanımıyor etmiyor yani. Ne kadar kolay böyle yazmak ya. Ne bileyim. Vallahi ben yani çekiniyorum normal. Yani tanıdığım insanların kanallarına yazmaya çekiniyorum. Ne bileyim, nasıl insanlar bu kadar küfür edebiliyor hiç tanımadan bilmeden. Çok tuhaf. Bu YouTube yani değişik bir şey. Düşünsene senin kanalına yazmışlar.
ana avrat söylemiş, neyse işte küfür etmiş. Yarın senin çocuğun büyüyünce izleyecek orayı, onu düşün bir de. Ona göre yorum yap aşağıya yazarken. Yani benim için demiyorum, bu hep herkes için. Benim kanalda çok şükür bir şey yok da. Görüyorum öyle bazı sayfalarda, ne bileyim. İsimleri değişik. Resimlerini bilmiyorum zaten, onu Allah bilir de. Bu konuda da teşekkür ederim yani. Daha hiç küfürlü yorum görmedim öyle fazla. Hadi Allah'a emanet olun. Bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Dikkat edin kendinize. Moralinizi bozmayın. Bu da böyle bitsin. Kamerayı bozdum.